Merhaba sevgili yükselen kovalar. Hareketli bir Haziran ayı bizleri bekliyor. 26 Mayıs'ta Yay burcunda bir ay tutulması oldu ve onun etkileriyle Haziran ayına başlıyoruz. Bu ay tutulması daha çok bizim inançlarımızı, önyargılarımızı, objektif olma hallerimizi ve dürüstlüğümüzü sorguladı. Değişken niteliğin baskın olması sebebiyle de öngörülemeyen durumlar, daha kaygan, muğlak zeminler söz konusu bu süreç içinde. Yükselen kovalar bu tutulmadan daha fazla arkadaş grupları, sosyal çevreleri, grupları açısından etki alacaklar. Bu alanlarda bir takım değişiklikler söz konusu olabilir, hareketlenmeler var, yeni gruplara girişler olabilir. Aynı zamanda İleriye dönük bir takım yeni hedefler koyma, bu hedeflerle ilgili bazı revizyonlara gitmek de bu dönemde söz konusu. Bu süreçte hataya düşmemek için özellikle harcamalar konusunda çok gerçekçi davranmaya dikkat etmek gerekiyor. Yanılgıların olabileceği alan daha fazla bu alanda. Kazançlarla giderleri belki tekrar gözden geçirmekte fayda olan bir dönem. 31 Mayıs'ta Merkür İkizler Burcu'nda retro hareketine başladı ve 24 Haziran'a kadar da bu retro hareketine devam ediyor. Yükselen kovalar daha fazla bu retro hareketinde çocukların eğitim konularıyla ilgili ya da eski aşk ilişkileriyle ilgili bir takım gündemlerle karşılaşabilirler. Bu dönemde yazmak, yaratıcı faaliyetlerde bulunmak, eğer yapılan bir şey varsa bunlara devam etmek yaratıcı anlamda çok verimli olabilir. Özellikle 4-5 Haziran civarında iletişim konularına daha hassas davranmak gerekiyor. 2 Haziran'da ise sevgi ifademizi anlatan Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor ve 27 Haziran'a kadar da Yengeç Burcu'nda ilerlemeye devam edecek. Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçişi yükselen kovaları daha fazla çalışma ortamları, günlük düzenleri, günlük akışları konusunda olumlu etkiler veriyor olacak. Burada daha güzel enerjiler hakim oluyor olacak. Bu dönemde aynı zamanda yükselen kovalar bir evcil hayvan edinebilirler. Evcil hayvanlarla ilgili de güzel bir akış söz konusu. 4 ve 21 Haziran tarihleri işle ilgili güzel gelişmelerin olabileceği ya da günlük rutinlerde değişimleri yapmak için olumlu etkileri barındıran günler diyebiliriz. 10 Haziran'da ise İkizler Burcu'nda bir güneş tutulması gerçekleşiyor. İkizler Burcu'nun yöneticisi Merkür bu tutulmada retro harekette ve tutulmaya direkt eşlik ediyor. Bizim aklımızı karıştıran Neptün ise zorlu bir açı yapıyor ve bir takım yanılgılara bizi bu dönemde sürüklüyor. Bilgi akışının çok yoğun olduğu bir dönem olacak fakat aynı şekilde bu hızlı bilginin hepsinin doğru olmadığını da görüyor olacağız. Bu yüzden yanılgıya düşmemek açısından her duyduğumuza inanmamayı, duyduklarımızı iyi sorgulamamız gereken bir güneş tutulması dönemi. Yükselen kovalar bu dönemde daha fazla ikili ilişkiler, aşk ilişkileri üzerinden hareketlenecekleri bir dönem olarak yaşayacaklar. Yeni bir ilişki başlayabilir. Mevcut ilişki için daha olumlu görünümler söz konusu. Çocuklarla ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Fakat bu noktada şuna dikkat etmek lazım. Hani yanılgılar da mümkün dedik bu tutulmanın etkisiyle. Kişilerin gerçekten ne istediklerini çok iyi sorgulamaları, ne istediklerine çok net karar veriyor olmaları gerekiyor. Sağlık konularına da daha temkinli yaklaşılması gereken bir süreç. 15 Haziran'da 2021'de 3 kere tekrarlanacak olan Satürn'le Uranüs'ün zorlu açısı gündeme gelecek. İlkini 17 Şubat'ta yaşamıştık. Şimdi 15 Haziran'da ikincisini yaşıyoruz. Yükselen kovalar bu dönemde aileyle, ebeveynlerle ya da evle ilgili aldıkları sorumluluklarda zorlanabilirler. Bu alanda bir takım değişim göstermeleri gereken
konular gündemlerine gelebilir. Bu dönemde gayrimenkul alım satımları ya da aileyle ilgili riskli kararlar almamaya dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda bireysel özgürlüklerin de son derece sınanacağı bir süreç olacak 15 Haziran yükselen kovalar için. 11 Haziran'da ise Mars Aslan Burcu'na geçiyor ve 29 Temmuz'a kadar burada ilerliyor. Yükselen kovalar için bu dönemde ikili ilişkilerde daha iddialı olunacak, daha cesur davranmaya yönelik bir motivasyonun söz konusu olacağı bir süreç. Özellikle aşk ilişkilerinde gurura çok fazla takılmamaya, bencil davranmamaya dikkat etmek gerekiyor. Yine burada 15 Haziran Haziran'ın altını çiziyorum. Mars da burada zorlu bir açı yapıyor 15 Haziran'da. 15 Haziran'da bu konulara dikkat etmekte fayda var. 24 Haziran'da ise Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek bu dolunay biraz daha böyle bastırılmış duyguları, saklı kalmış konuları ortaya çıkaracak. Bu konuların daha netleşmesine sebep olacak diyebiliriz. Bağımlılıklarla yüzleşmek için, bağımlılıklardan kurtulmak için doğru bir zaman. Kazançlarla ve iş hayatıyla ilgili de olumlu gelişmeleri yükselen kovalar bu dolunayla birlikte yaşayabilirler. Ayın sonuna geldiğimizde 27 Haziran'da Venüs Yengeç Burcu'ndan Aslan Burcu'na geçecek ve 22 Temmuz'a kadar da burada yolculuğuna devam edecek, Mars'a eşlik edecek. Yani ikili ilişkiler yükselen kovaların daha fazla gündeminde olacak. Burada dengeyi kurmak önemli bu süreç zarfında. Çok baskın olma hali söz konusu olabilir. Özellikle de 28 Haziran'da bu alanlarda çok abartıya kaçmamaya dikkat etmek gerekiyor. Evet, hareketli bir Haziran ayından bahsetmiştik. Haziran ayının hepimize değişimlere direnç göstermeyeceğimiz ve verimli geçecek bir ay olmasını diliyorum sevgilerimle.